Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün güzel bir yemek çekimine daha bir arada olacağız. Videolarda gelen yorumlara baktığım zaman öğrencilerin de beni takip ettiğini, benim videolara bakarak yemek yaptıklarını gördüm. Daha basit videolar istediklerini gördüm. Zaten şu anda bir öğrenci arkadaşımızla beraberiz. İsmi de Mahmut Yasin. Şimdi bir öğrenci yemeği yapacağım. Tabii ki herkes evinde yapabilir. En kolay, en pratik, en lezzetli yemek nasıl yapılır onu göstereceğim. Soğanımızı aynı robottan çeker gibi çok ince doğrayacağız. Soğanı bu kadar ince doğrayamazsanız ne yapın? Robottan da çekebilirsiniz. Biberlerimiz soğana göre biraz daha iri olacak. Şurada bir tane de zehir gibi acı biber var. Onu doğrayın içine. Malzememiz bu kadar. Sıra geldi içine katacağımız etine. Bir tane de tavuk göğsü. Şimdi en çok aldığım yorumlardan biri ne? Usta işte aynı tahtada et doğranır mı? Tavuk doğranır mı? Arkadaşlar bunun belli bir süresi var. 15 dakika gibi. 15 dakika sonra bakteri üretmeye başlar. Aynı tencerede buluşacaksa hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi onun örneğini göstereceğim. İçine 3 dişle sarımsak. Dakikada her şeyiyle yemek nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi 3 yemek kaşığı buna sıvı yağ attık. Baharatlarını atacağız. Şöyle göz kararı 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Tabi baharatı çok sevmiyorsanız fazla atmayabilirsiniz. Olmazsa olmazımız 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Bir tatlı kaşığı da domates salçası atıyorum. Genelde tavuklarda terbiyeleri domates salçası kullanıyorum. Sebebi de domates salçası malzemeyi korur. İçinde eritmez, küçültmez. Aksine daha canlı görünmesini sağlar. Bir de tavuklar suyunu kaybetmez. Şimdi bunu tavada soteleyeceğiz. O zaman göreceğiniz tavukların içi sulu kalacak. Yeşillikler yeşil kalacak. Bunu iyice bir yoğuracağız. Şimdi iyice yoğurdum. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Tavuğumuzu terbiyeledik, beklettik. Tavanın içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Arkadaşlar yarım fincanı bulmasın. 3 kaşık da tavuğun içinde vardı. Bunun hafiften bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınırken içine şöyle 3 diş de sarımsak atıyoruz. Tavuğun içinde de sarımsak var. O sarımsağın lezzeti farklı. Bu sarımsağın lezzeti farklı. Bu sarımsak şimdi ne yapacak? Yağın içine değişik bir koku verecek. Aynı köri lezzeti gibi. Komple yemeğin içine de ne yapacak? Sinecek. Yemekte o lezzeti alabileceğiz. Yalnız rengini kaçırmayacağız. Fazla kızartmayacağız. Güzel bir lezzet olsun derken acı bir tadı olur. Yemeği bozar. Sarımsaklar yanmaya başladı. Hemen tavuğumuzu döküyoruz içine. Ocağımız yüksek ateşte. Tavuğu şöyle bir dağıtıyoruz. Bu şekilde bırakacağız. 2-3 dakika bir alt tarafının pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra sürekli karıştıracağız. 3 dakika yemeğe hiç dokunmadım. Şöyle bir sallıyoruz. Dışarı düşen de geri içine atıyor. Ara ara sallayacağız. Kapak kapatmayacağız. Arkadaşlar yemeğimizin olduğunu nasıl anlarız? Zaten yemek kendini anlatır. Birbirine yanmaya başladığı zaman yemeğimiz olmuş demektir. Ortalama
Pişme süresi 8 dakikayı bulabilir. Arkadaşlar yemeğimiz ortalama 7 dakikada oldu. Bir tane de ortasına kırmızı biber attım. Buna baharat falan atmayacağız. Sebebi de terbiye ederken zaten baharat attığımızdan dolayı yemeğimiz bu. Çok şahane 2 kişilik bir yemek oldu. İster ekmeğinizin arasına dönün, ister ekmeğinizi bandırın. Nasıl yemek istiyorsanız öyle yiyin. Şimdi sunuma geçiyoruz. Yemeğimiz bu. Şimdi şöyle bakın, içinde soğanlar görünmüyor. Yüksek ateşte yaptık, salça kattık. Salça ne yaptı? Tavuklarımızı küçültmedi, tavuklarımızın içi sulu sulu. Yeşil biberler, kırmızı biberler rengini kaybetmedi. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biriniz yapalım. Afiyet olsun.